Hocam, onkoloji hakkında neler söylemek istersiniz? Onkoloji kanser hastalıklarını tedavi eden bir branş. Buradaki tedavi olanakları, işte cerrahisi var, kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi ve ışın tedavisi var. Bunların bu tedavi teknikleri çok hızlı bir şekilde, olumlu yönde teknolojileri çok fazla hızlı ilerlemekte ve her gün değişik bir tedavi yöntemleriyle hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Benim kendi branşımda radyoterapide, ben buraya geldiğimde yaklaşık 10 yıl kadar öncesine geri gidecek olursak, radyoterapi cihazlarının tedaviye bağlı yan etkileri çok daha fazla olmaktaydı ve hastalara kobalt cihazı kullanılmaktaydı. Kobalt cihazıyla doğal radyasyon üreten bir radyoterapi cihazı ve bunların yan etkileri çok daha fazla olmaktaydı. Radyasyon cihazıyla onkoloji birbirine ne kadar bağlı? Ya da o süre nasıl aralarındaki? Radyasyon cihazlarıyla kanser hastalarının tedavisi hemen hemen bütün hastalar demeyeyim ama hastaların %70'i, %80'i radyoterapiyle tedavi olmaktadır. Yani hastaların çok büyük bir kısmı hem kemoterapi, hem radyoterapi, hem cerrahi bunlardan birini olur. Ve bütün kanser hastalarının yaklaşık %70, %80'i mutlaka radyoterapi cihazına uğrar ve orada tedavi olur. Tedavi olarak da, yani erken evre veya geç evrede fark etmez, her evrede bu radyoterapi cihazlarını kullanmaktayız diyebilirim. Evet. O şekilde. İlaç tedavileri zaten başından sonuna kadar aynı şeyde mi gidiyorsunuz, yoksa her evre farklı? Her evre, her patolojik tip, her hastanın yaşı, ek hastalıkları, işte tansiyon olması, diyelim ki işte kolesterolünün yüksek olması, şekerin yüksek olması veya kronik kalp hastalığının olması, böbrek hastalığının olması, kemoterapi şemalarını hep değiştirir. Yani kişiye özel kemoterapiler yapılır, ilaç tedavileri. O yüzden her hastaya aynı tedavi uygulanmaz. Yani kişiye özeldir. Her patolojik tipine de uygun kemoterapik ilaçlar var. Yani hani bazıları akıllı ilaca uygundur, bazıları kemoterapiye, bazıları işte ileri evre ise diyelim ki kemiklerine de sıçrama dediğimiz metastaz varsa kemik güçlendirici tedaviler desteklenmektedir. Hastanın iştahını arttırmak için, hastanın beslenmesini arttırmak için de değişik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar hepsi olmazsa olmaz, hep birbiriyle saç ayağı gibi hepsi birbirine bağlıdır.